Alparslan Çınar'a gideceğiz. Alparslan Çınar'ın yanında da Akif Yıldız kameraman arkadaşımız. Onlar da bize Hatay'dan son durumu aktaracak. Alparslan, söz size bırakıyoruz. Göksu, 77. saati artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 4. gündeyiz ve AFAD verileri açıklamıştı. 12.873 kişi yaşamını yitirdi ki bir liste var. Çok acı bir tablo. İllere göre yaşamını yitirenlerin sayısının yazılı olduğu o tablonun başında da ne yazık ki işte bulunduğumuz bu bölge Hatay var. 1650 olarak açıklanmıştı dün. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Yoğun bir kalabalık var. Çalışmalar sürüyor. Ancak iki gün öncesine kadar, hatta düne kadar enkaz altından ses duyduk. İşte uyarılar var. Çalışmalar bu yönde devam ediyor şeklinde durumu anlatıyorduk. Ama artık bu sabah itibariyle gün ışıyınca gördüğümüz manzarada çoğunlukla kepçelerin çalıştığı bu ne anlama geliyor? Artık birçok enkazdan ümit kesildiği için etrafından bir homoloz yığınını toparlayıp sonra da artık görevi taş kömür işletmelerinden gelen madencilere bırakacaklar. Şu anda ekrana gelen bölümde bir hayat kurtarma telaşı yok. Sadece iki cenaze var. Onu çıkarmak için taş kömür işletmelerinden gelen madencilerle birlikte ekipler bir mücadele içerisinde. Şöyle gösterecek olursak Akif Yıldız, işte bu göçüğün de diğer ucunda da yine bir iş makinesi çalışıyor. 600 konutlardayız. Güzel Burç Mahallesi, Atatürk Bulvarı'na yakın bir nokta burası. İlk yayınımızı da biz burada yapmıştık Hatay'a gelir gelmez. Çünkü baz istasyonlarının, elektrik enerjisinin ve internetin en iyi çektiği nokta buraydı. Buradan ancak Hatay'daki durumu ifade edebiliyorduk. An itibariyle de yine burada, yani toplu bir şekilde böyle büyük bir site ve enkaz halde, ancak burası var. Hatay'ın tabii farklı farklı noktalarında, değişik noktalarda da göçükler var mutlaka. Ancak en acı tablo burada. İşte şu anda taş kömür işletmesinden gelen Zonguldaklı madencilere bir mikrofon uzatmak istiyorum. Yani evet, konuşmak da istemiyorlar işin doğrusu. Tabii yani bu durumda ne söylenebilir ki, yani onların da acı bir görev yaptığını ifade edelim. Burada çalışmalar sürüyor. Bu noktada sabah saatlerinde termal kamerayla bir tarama yapılmıştı. Ve zannediyoruz ki bir hareketlilik olmadığı tespit edildi ki şu an burada da bir çalışma yok. 4. gündeyiz Hatay'da. Farklı farklı noktalarda çalışmalar sürüyor. Tabii ekiplere takviye kuvvetlerinde geldiğini belirtelim. Hem arama kurtarma ekiplerine hem de madencilere burada artık destek de sağlanıyor. Her göçüye müdahale ediliyor artık tam anlamıyla. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bununla sınırlı diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Çınar'a ve Akif Yıldız'a çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri alacağız.